Bugün Semine'nin bağrına bir ateş düştü. Öyle bir ateş ki anaların yüreğini, babaların ciğerini, kardeşlik için, barış için buraya ekilen filizleri cehenneme kesti. Türk, Yunan, Rum, Ermeni, Bulgar, Çerkez, Arnavut. Yıllardır birbirine düşmüş her bir ırk, her bir vicdan bu ateşten nasibini aldılar. Ölen yine ve sadece evlatlar oldu. Her kim ki Semine'nin bağrına bu ateşi saldıysa niyeti aşikardır. Her kim ki bugün her milletten insanın yaşadığı kordonu kana buladıysa niyeti bizleri birbirimize kırdırmaktır. Yunan halkı bu vahim olayın, bu felaketin acısını Türk kardeşleriyle paylaşmaktadır. Kanatları olmayanlar uçurumları aşamaz ve tek bir kanat hiçbir kuşu uçurmaya yetmez. O vakit bugün Semine halkına seslenirim. Gelin birbirimizin kolu kanadı olalım. Gelin bu oyunu bozalım. Uygarlıklar kanla değil gönül bağıyla ayakta kalırlar. Bu kez biz bu savaşı durduralım. Andrea Zakis. Güzel. İşimizi görür. Kimmiş bu Andrea Zakis? Duymadım ismini hiç. Atina'da bir gazeteci. Kendisinden telgrafla rica ettim, sağ olsun hemen yazıp yolladı. Hemen basılsın, herkese dağıtılsın, halka okunsun. Aferin Teğmen. İyi bir fikirdi. Aferin. Nedir vaziyet Yakup? Haber almış çöktü binbaşım. Artık biz paşaya haber gönderemeyiz, o da bize ulaşamaz. Nereden vardın bu kanaya? Son ulağa haber ulaştığında bir fenerle bana işaret veriyordu binbaşım. O işaret gelmedi. Mutlaka başlarına bir şey geldi. Mümkünat yok, bu adım atlayamazlar. Ya aşikar oldular ya da öldürüldüler. Biz de başka bir hak ararız. Binbaşım, yeni adamların bulunması, o adamların güvenilirliğinden emin olmak, İlk haberin ulaşması, bunların hepsi vakit alır. Yeni bir haberleşme Yakup. Hususi bir telgraf hattı, sadece bizim kullanacağımız bir hat. Binbaşım, bunun için bir hayli malzeme gerekecektir. Bu gece konakta bir müzayede düzenlenecek Yakup. Gel dur. Sen çocuklarla konuş. Müzayede sırasında postaneye baskın düzenleyeceksiniz. Postanedeki askerler? 6 tane asker var. Siz onları etkisiz hale getirirsiniz. Evelallah. Lakin karargâhtan haber verirlerse onlarca asker getirir. Ben onları geciktirecek bir yol bulurum, sen merak etme. Lakin yine de elinizi çabuk tutmanız lazım. Merak etme. Ben Mehmet'le konuşurum. Yakup, biliyorsun bir husus var. Bu hadiseye kat'a hilal karışmayacak. Duydun mu? Kat'a. Karışmayacağım. İyi, sen çocuklarla konuş. Biz planın üzerinden son bir defa daha geçeriz. Emredersiniz binbaşım. Azize. Geçmiş olsun. Hasibe Hanım, size de geçmiş olsun. Çok üzüldüm. İnan, elimden bir şey gelirse lütfen söyleyin, ne olursa. Allah senden razı olsun Veronica. Lakin o kocan, o komutan, General Cevdet, işte bu işin sebebi onlar. Eğer sen bir hayır işlemek istiyorsan, yüzünü dön kocana. Ona insan olduğunu anımsat. Bir vicdanı olduğunu anımsat. Lakin ben Cevdet'i bunu anımsatmayı beceremedim. Belki sen becerirsin. Cevdet.
Cevdet Bey'in de çok üzgün olduğundan şüphem yok Azize. Lakin bunu biz yapmadık. Ne olursa olsun, ne yapmış olursa olsun, Vasile de bu kadar vahşileşemez. Seni temin ederim, bu Yunan ordusunun işi değil Azize. Kimin işi peki Veronica? Ha? Kimin işi? Kızımın bu halde olmasının hesabını kim verecek? Onlar verecek bunun hesabını. Hepsi teker teker verecekler. Şimdi git kocana söyle. Biz daha çok çıkaracağız sesimizi. Ve ben kellem gidene kadar onların karşısında olacağım. Sizin ne işiniz var burada? Oğlum tamam. Geriye Veronica ziyarete gelmiş gidiyor şimdi. Tamam Aziz. Tekrar geçmiş olsun. O vakit bugün Smirne halkına seslenirim. Gelin birbirimizin kolu kanadı olalım. Gelin bu oyunu bozalım. Uygarlıklar kanla değil, gönül bağıyla ayakta kalırlar. Bu kez biz bu savaşı durduralım. Andrea Zakis. Yahu ki bu Andrea? Sadırsız Ali Tikbali Yula Büsvettesi. Vallahi iyi yazmış. Güzel yazmış. Acaba Ali Tikbali de karşılık verir mi ki? Hmm. Aydar'a yıktılar ya o mevzuyu. Gerçi belli mi olur? Bakarsın Ali Tikbali uzatıverir kafasını belinden. Ha? E hadi inşallah be. İnşallah. Ben geliyorum birazdan. Diğeri kaybolmayın. Kimmiş bu? Lütfen şu dükkanı çekin. Tabii efendim. Miralay. Bana haberleriniz mi var yoksa? Artık bir haberleşme ağları yok. Dün gece itibariyle bu ağ yok edildi. Güzel. Peki neymiş bu iletmek istedikleri haber? Son dakikada yakalayamadım. Yakalanmalıydınız. Büyük bir fırsatı kaçırdınız. İstediğinizi yerine getirdim. İstihbarat yok edildi. Başka bir emriniz var mı? Haşa. Emir ne demek? Benim sizden ufak tefek ricalarım oluyor, hepsi bu. O halde vakit kaybetmeden ikinci adımı atabiliriz. İkinci. Nedir? Beni Eşref Paşa'ya götüreceksiniz. Eşref Paşa olmaz Mr. Hamilton. Neden? Onun yaşadığını bilen çok az kişi var. Eğer siz onu bulursanız, görüşürseniz ilkin benden şüphelenirler. Miralay. Korkarım siz beni çok hafif algısınız. Bakın inciniyorum ha. Hayır. Ben elbette ki bir elçiyi kastettim. Eğer bir nezaketsizliği olursa gerçekte kim olduğumu bilmesini istemeyiz değil mi? Hele ki sizin hakikatte kim olduğunuzu bilmesini hiç istemeyiz herhalde. Size göndereceğim elçiyi
5 ayından evvel kendisine ulaştırın. Eşref Paşa'nın ne kadar nezaket sahibi biri olduğunu hep birlikte görelim. 5 ay. Hürriyet bombayla parçalanabilir mi? Bir ruha kurşun işler mi? Bir fikrin önünü... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.